Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de bildiği gibi 4 Kasım'da bir darbeyle eş genel başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız ve 10 tane milletvekili arkadaşımız rehin alarak cezaevinde tutuklandı. Bizler dün içerisinde grup başkan vekilimizin de olduğu, benim ve 3 tane milletvekili arkadaşımızın da oluşturduğu bir heyet dün Kandıra cezaevine gidip arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedi. Ama maalesef biz Kandıra cezaevine giderken yolda araçlarımızın önü kesilerek durdurulduk ve cezaevine gidemeyeceğimiz söylendi. Oradaki yetkili kişiye neye dayanarak bizlerin cezaevine gitmemizi engellediklerini sorduğumuzda ise ya da herhangi bir resmi belge elinizde var mı dediğimizde bize hayır, elimde herhangi bir resmi belge yok ama valinin şifayen bir talimatı var. Biz bu talimata dayanarak sizleri cezaevine göndermeyeceğiz, izin vermeyeceklerini söylediler. Peki biz de bir kez daha burada sizlere soruyoruz. Bu vali hangi yasaya, hangi hukuka, hangi yetkiye dayanarak 5 tane milletvekiliyi cezaevine almıyor? Bu ne hadsizliktir, bu ne kendini bilmezliktir. Bakın, meclis çatısı altında 4 tane siyasi parti var. Bu mecliste 3 tane siyasi partinin milletvekilleri canları istediği zaman, istediği yere, istediği kişiyle görüşebiliyorlar. Peki bizler neden görüşemiyoruz? Bizler neden bu ziyaretleri gerçekleştiremiyoruz? Sizler neden bunu engelliyorsunuz? Bu haklarımızı hangi hukuka dayanarak gasp ediyorsunuz? Buraya gelip bunun açıklamasını yapmak zorundasınız. Bakın, aile bütünlüğünün sağlanması komisyonunda Adalet Bakanı'na bu soruyu bir kez sormuştum. Adalet Bakanı o komisyonda şöyle söylemişti. Demişti ki, sizlerin cezaevlerini ziyaret etmeniz önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman, istediğiniz kişiyle görüşebilirsiniz. Peki o zaman dün yaşadığımız neydi? Ya vali sizden talimat almıyor, yine farklı bir paralelden talimat alıyor ya da siz doğru söylemiyorsunuz. O zaman çıkın açık ve net bir şekilde neden böyle yaptığınızı ifade edin. Katekule çevirmeyin, algı yönetmeyin, simülasyon yapmayın. Deyin ki biz şu hukuktan kaynaklı, şu nedenden dolayı sizlerin eş başkanlarınızı ziyaret etmesini engelliyoruz. Bakın, biz bu durumlara alışkınız. Biz çokça yaşadık. Ama bir kez daha sizler için söylemek istiyorum. Hukuk size lazım olacak. Bir kırıntı bırakın ki sizi savunabilsin. Daha çok değil, 6 ay önce Cizre'ye, Sur'a gittiğimizde karşımıza dikilenler diyorlardı ki biz suç işliyoruz, evet biliyoruz, işlemeye devam edeceğiz. Biz kimseden talimat almayız, kimseyi tanımayız. Bunu söyleyenler bugün cezaevlerinde en fazla adalet diyen, hukuk diyen kişilerdir. Evet, biz onların hakkıydı, hukuka inandığımız için, demokrasiye inandığımız için onlar için de hukuk dedik. Onun için öyle oraya buraya şuraya götürüp getirmeyin. Bunun da sizin de rolünüz olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bunu, bu zulmünüz karşısında geri adım atmayacağımızı da bilmenizi isteriz. Bunun en iyi örneği 74 yaşında 3 defa tutuklanan Ahmet Türk'tür. Ahmet Türk 94'te bu kürsülerde otururken cezaevine gönderenler bugün burada oturmuyor. Ahmet Türk tutuklandığı zaman bizler çocuktuk. Bu kürsüde oturan birçok arkadaşım daha çocuktu. Ahmet Türk'ün onurlu mücadelesi, Gülten Kışanak'ın verdiği onurlu mücadelenin ardılları olarak onlarca Ahmet Türk, onlarca Gülten Kışanak olarak bugün bu kürsülerde oturuyoruz. Sizler bilin ki yarın da onlarca Selahattin Demirtaş,
onlarca figen yüksek dağ bu kürsülerde oturacak ama sizler burada yer almayacaksınız. Sizler de öncekiler gibi tarihin kara lekesinde, tarihin çöp sepetinde.